Dostlarım, herkese hayırlı akşamlar dileyerekten başlıyoruz. Umarım iyisinizdir. Ekranımızda standart yasal uyarımız, kesinlikle burada yer alan bilgiler, yorumlar, tavsiyeler bir al-sat tut yönünde tavsiyeler değildir değerli dostlar. Onun için kesinlikle bir yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilmemeli. Herkes kendi aldığından sattığından sorumludur değerli dostlar. Kimsenin kafasına silah dayayıp da şu hisseyi alacaksın, satacaksın demiyoruz. Sadece teknik analiz bilgilerini veriyoruz. Destekleri, dirençleri, formasyonları sunuyoruz. İstifadenize alırsanız alırsınız, kabul edersiniz, etmezsiniz. O sizin görüşünüz, değerlendirirsiniz. Son karar her zaman kendiniz verirsiniz. Burada herhangi bir hissenin üzerine yoğunlaşmıyoruz. Aşağı yukarı tüm hisseleri değerlendiriyoruz. Ve dün itibariyle de kripto paraları da artık ekledik. Yayınlarımızda daha sık göreceksiniz. Şöyle birkaç gün arayla kripto para teknik analizlerini sizlere sunacağız değerli dostlar. Dün yine epey bir kripto paranın teknik analizini sunduk. İşte SXP, Ripple, Ethereum, Algo, Chainlink, Tron, BNB, Litecoin, Tezos, IOTA, NEO, Bitcoin, Atom, Stellar, Cardano, Dash, Uni, Waves değerli dostlar. Uni ve Waves olmak kaydıyla epey bir hisse kripto parayı değerlendirdik. Önümüzdeki günlerde yine bu kripto paralara ve bunlara ek olarak ki katıla dahil olan arkadaşlarımızın istedikleri kripto paraları yine listemize ekleyebiliriz. Bunları da sizlere sunmuş olacağız. Yine Binance borsasından alım satım yapmak isteyen değerli dostlar %10 ömür boyu komisyon indirimiyle faydalanmak için yine bizlerin referans kimliğiyle, referans linkiyle açıklama ve yorum kısmında bulacaksınız bu linki. Kayıtlarını yapıp işlemlerini açabilirler. Ve burada %10 komisyon indiriminden de faydalanmış olurlar. Ne demek %10 komisyon indirimi? Diyelim ki 100 TL bir komisyon tutarınız çıktı Binance'te. Bu alsatlardan, işlem hacimlerinden kaynaklı. %10 indirim. Yani 10 TL ne yapmış olacaksınız? Orada indirim kazanacaksınız. İşte 1000 TL'lik bir işlem hacmi oluşturan için 100 TL'lik bir komisyon indirimi söz konusu olmuş olacak değerli dostlar. Şimdi sırasıyla hisselerimizin teknik analiz çalışmalarına geçiyoruz. Umarım faydalı bir video olur değerli dostlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimimizi aktif hale getirmeyi ihmal etmeyelim. Koç Holding'le başlıyoruz. Ki benim de dahil olduğum bir hisseydi Koç Holding. Ki halen devam ediyorum. Yani uzun zamandır zarardayken artık son 15 gündür karda devam ediyoruz. Teknik anlamda halen olumlu gördüğüm söyleyebilirim değerli dostlar. Şu var, yani pek böyle karımı almadan çıkmıyorum hisselerden, onu söyleyeyim. Bu anlamda ki bazen özel yazıştığımız, konuştuğumuz arkadaşlar var. Onlarla da aynı diyaloğa, aynı konuya değindim. Arkadaşlar bir ticaret yapıyoruz. Buradan kazançlı çıkmalıyız. Bir prensibimiz olmalı ve benim prensibim buradan çok zararlı bir nakdi ihtiyaç olmadığı müddetçe elimdeki hisselerin beklenilmesi taraftarıyım ve sonuca bu şekilde gitme taraftarıyım. Herkesin tabii kendi kararıdır, kendi görüşüdür. Benim de böyle bir huyum var. Örneğin Tekven hissesi de var elimde. Zararda mı? Şu anda zararda. Ama inanın o hisseden, karımı almadan çıkmayacağım değerli dostlar. Niye? Yani ben niye zararına satayım ki? Yani bu şekilde uzun vade yapmış olduğum yatırımlara bu şekilde bakıyorum. Tabii onun dışında ne yapıyorum arkadaşlar? Gün içerisinde de oldukça ciddi işlem hacimleriyle de trade yapabiliyorum, yapıyorum. Yani burada önemli olan teknik bilgiye vakıf olmak. Şimdi geçelim. Koç Holding'de şöyle bir yükselen trend söz konusuydu değerli dostlar. Şöyle baktığımız zaman aslında şu trendin oldukça şık bir şekilde... Bakalım logaritmik, evet, lineer ölçekli, şık bir şekilde devam eden bir trendin olduğunu ve bu trendin kırılımıyla bakınız aşağı doğru gevşeyip burada, yani bunun ana akan trendi neresi arkadaşlar? Bakın ana trendi, yani 2018 yılından itibaren devam eden bir trendimiz var. Bakın buradaki ana trend burası değerli dostlar. Ki bu trende dahil olduğumuz takdirde yani önü açık diyebiliriz teknik anlamda. Yani bu trendin içerisine dahil olduğumuz takdirde önü açık. Şimdi şöyle bir kopyalama yapayım. Klonlama yapayım. Bakın şu seviyenin arkadaşlar altındaki. Hani bazen böyle çiziyorum ya.
yukarı doğru kırıldığı zaman yeni bir kanal ve bu kanalın şöyle bir hedefi vardır diye. Bunu da bakınız, kırıldığı zaman şu kanalın derinliği kadar, yüksekliği kadar bakınız aşağıya doğru hareketin geldiğini ve milimetrik çalıştığını neredeyse söyleyebiliriz değerli dostlar. Bakınız milimetrik bir çalışma şu kırılımla beraber bakınız gerçekleşmiş durumda. Şimdi burada ne görüyoruz? Biraz orta uzun soluklu düşünen birisi için bakınız birinci dip, daha yukarıda bir ikinci dip, bir ikili dip formasyonu söz konusu diyebilir miyiz? Tabii ki de diyebiliriz. Yani buradaki baktığımız zaman ayı piyasası artık bu hissede çöp olmuş durumda. Geriye dönüşler, düzeltmeler olabilir değerli dostlar. Bakınız bunlar ben oldukça normal karşılıyorum. Yani sabırla, sebatla hareket eden kazanır. Yani her türlü bakınız teknik veri, bakınız olum, düşen, kırılmış, şurada bir alım üretmiş 15-70'lerde. İkili dibin oluşması, şuradaki yine küçük çaplı ikili dip. Bütün bunlara baktığınız zaman teknik bize artık bu hissenin gideceği, yürüyeceği yönde sinyallerini vermiş ve güzel de yükseldi. Yani 15'lerden geldiğimiz nokta 19-50 bantlar. Teknik anlamda daha yolu var mıdır diyecek olursanız ben potansiyelin olduğunu düşünüyorum. Ve şu şekilde baktığımız zaman arkadaşlar 17-99 yani 18 bantları üzerinde tutunduğumuz müddetçe önü açık. Yine Koç Holding'le ilgili HSBC'nin yayınlamış olduğu bir rapor var. 25 TL bandında bir hedef fiyatını vermekteler değerli dostlar. Yani teknik olarak bu da söz konusu olabilir. Yani bekleyip görmek, takip etmek gerekli. Yani 25 değil daha yukarılarda da tabii ki de hareketler görülebilir mi? Görülebilir. Ama olası bir bakınız şu bölgenin üzerine çıkıp da bakın şuralardaki bir temas bu direnç bölgesi 25 TL bantlarına da tekabül eder değerli dostlar. Teknik anlamda halen pozitif senaryo devam etmekte. Evet. Koç Holding'deki tablo görüntü bu. Umarım ilk etapta şu tepe noktamız kaç? 21-50 bantları test edilir. Burayı bekleyip göreceğiz. Her ne kadar düzeltme potansiyelleri olsa da teknik anlamda olumlu seyir devam etmekte. İndikatörlere baktığımız zaman yine olumlu tablo hakim. Evet. Bakınız endekste bir düzeltme. Bu hisselerde tabii bir düzeltme söz konusu olabilir. Ama yönün halen yukarı olduğunu düşünüyorum. Bankalardan sonra da holding hisselerinin sert yükselişler endeksi sırtlayacak bir grup olduğunu düşünüyorum değerli dostlar. Çok böyle negatif bir atmosfer hava oluşmaz ise. Evet. Info. Info'ya bakalım. Daha önce yine bir çalışma süzgecinden geçmiş, kayıtlı kalmış. Bakınız bu geçmişten gelen, bakınız tepe noktalarını uzattığımız zaman, bakın şuranın nasıl bir al sinyali olarak çalıştığını görüyoruz değil mi arkadaşlar? Bakın şu direnç bölgesine bakın. Bu çizgiyi uzat, kırılım sonrası bakınız onay aldığı mekanizma kaç? 9 bandı. Bakın 9 TL'de alım üretmiş, sert bir yükseliş 14.50'lere kadar tekrar geriye çekilip, halen olumlu. Bakın şu al ürettiği noktadan şu anki durumuna kadar halen pozitif olduğunu söyleyebiliriz teknik anlamda. Yani kardasınız arkadaşlar. Yani şuradaki kırılım pullback onay hareketinden sonra alan kişi hala kardadır. Şu düşüşe rağmen. Evet. Şimdi şöyle bakalım bir de dip bölgeyi kademeli bir şekilde çizelim. Evet. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar sıralı destek noktalarımız burası. Olası bakınız test etme durumunda çalışabilecek bakınız destek hattımız değerli dostlar. Ortalama bir fiyat burada çizecek olur ise kaçmış 10-80 bantlar. Yani teknik anlamda bu seviyelere geri çekilmeler olabilir. Bu nokta kırılmadı müddetçe. Tekrar bir düzeltme ile şöyle geri çekilmeyle tekrar daha önceki zirvemiz kaç? Hemen orayı da çizelim. Kapanış bazlı 15-30, 15-40'lar yine test edilebilir değerli dostlar. İnfo yatırımda. Bizler için olumlu sinyal nedir burada? MACD indikatörünün bakınız kesişmesi. Görecelik güç endeksinin yukarı yönlü hareketi bizler için olumlu. Yani burada yukarı yönlü bir hareket ilk etapta 15-30'lar
söz konusu olabilir. Bu seviyeler zaten test edilir ise 10-80, 15-30 ortalama 5 TL'ye yakın bir fark vurduğumuz zaman katlama hedefi 20 TL bandına yakın bir rakamda ilerleyen zamanda burada anıyor olabiliriz. Evet, geçelim diğer bir hisseyi. Çelebi. Arkadaşlar Çelebi'de olumlu tablo devam ediyor. Zaten düşeni kırdı. Alt destek çalıştı. Burada şimdi şöyle baktığımız zaman yine bunu belki kabul etmeyebilirsiniz. Bazı arkadaşlarımız buna ısrarla karşı çıkıyorlar. Bu obo formasyonunu işte biz illaki gelip burada diplerde bulacağız. Yani belki de burası dip. Yani bunu defalarca söylüyorum, belki usandınız ama bakın şurada bir sol omuz baş. Bakın bir sağ omuz oluştuğunu görüyorsunuz. Bunun sonucu nedir? Gülen bir yüzdür arkadaşlar. Ya bu anlamda baktığımız zaman bu formasyonu da baz alırsak düşenin kırılması, destek hattının çalışması, bütün bu senaryolara baktığımız zaman tekniğin halen güçlü olduğunu, yukarı doğru gitme potansiyeli barındırdığını söyleyebiliriz Çelebi için değerli dostlar. Burada şöyle baktığımız zaman 95-66'ların akabinde bakın 106 ve zirve noktamızın 117 olarak karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Ortalama şu bant arkadaşlar 75 bantları desteğimiz ve altta da 67 diğer destek noktamız. Bütün bunları kaldırıp bir de Fibonacci dayımızı atalım buradan. Bakın 0618 8975 değerli dostlar 8975'ten üzerinde ki daha önce bu bölge 89-70 bantları birkaç defa test edilmesine rağmen bu bölge aşılamamış. Bakınız bu bölgelerde epey oyalanmış çünkü burası önemli 0618. Bu seviyenin üzerine attığımız takdirde de 101 ve 117 şeklinde yol alabiliriz değerli dostlar. Geçelim Çelebi'yi. Bir diğer hissemiz Ülker. Bisküvi denince hemen onun adı gelir. Evet. Şimdi değerli dostlar baktığımız zaman burada artık büyük resimde bir omuz baş omuz oluşabilir mi? Yani bunu birkaç noktadan şöyle baktığımız zaman işte sol omuz baş sağ omuz şeklinde değerlendirebileceğimiz gibi bakın şurada sol omuz baş sağ omuz böyle bir oluşum söz konusu olabilir. Lakin bu oluşumun bakın şu bölgenin üzerine atmamızla beraber sonlandığını söyleyebiliriz. Yani aslında burada bir formasyon hakim ama şöyle baktığımız zaman bu bölgenin çizmiş olduğumuz bölgenin üzerinde yönün yukarı olduğunu söyleyebiliriz değerli dostlar. Şöyle baktığımız zaman 22 bantlar üzerinde pozitif bir hava hakim gözüküyor. Teknik olarak özellikle şu düşen kırılımı da gerçekleşirse önü daha da açılabilir. Burada düşen yani burada düşüş sonlandı mı derseniz ben hayır düşüş sonlandı diyemeyiz. Yani teknik açıdan baktığımız zaman buradaki trendin bakınız şu dar bölgedeki trendin halen aşağı doğru ivmelendiğini söyleyebiliriz. Yani şu bölgede bakınız bir aşağı doğru hareket söz konusu. Ana hattıyla baktığımız zaman tabii ki de burada teknik bize yükselişin devam ettiğini yani majörde baktığımız zaman bakınız tepelerin daha yukarıda diplerin daha yukarıda olduğunu gösterir. Ama tabi olasılık dahilinde bu majör desteğe doğru bir kayma da gelebilir mi? Ki bu da 18 kusurlara denk gelir. Bu da söz konusu olabilir. Tabi bunları değerlendirmek lazım. Ama ben olumlu senaryoda yani kopuş direkt olmayabilir. Yani birden kopup gidemeyebiliriz. Şöyle çizgi grafik üzerinden açayım. Evet.
Evet, grafikler arasında geçişlerde yaptığımız çizgi ortadan kalkıyor. Tekrar çizgi grafiğimi çiziyorum ve şöyle bırakıyorum değerli dostlar. Yani burada baktığımız zaman teknik anlamda 34-20 bantları bizim karşımızda bir teknik hedefi. 23-94 yani 24 bantları üzerinde, 24 TL bandı üzerinde pozitif senaryo devam edebilir değerli dostlar. 24 TL'nin üzerinde 34 teknik anlamda çanak katlama hedefi olarak karşımızda durmaktadır değerli dostlar. Evet, şimdi bütün bunları geçelim. Şu noktaya tekrar gelelim. Yine düşüş noktasının, bakınız 24 TL bantları üzerine gelebileceğini de burada ortalama söyleyebiliriz. Şöyle baktığımız zaman şöyle bir düşen kırılımı gelirse 23.80-70 bakınız yukarı doğru hem buradaki çanak, bakınız büyük çanak için bu tepe zirve aşılmış olacak hem de düşen kırılmış olacak. Evet, teknik anlamda yukarı doğru hareket devam edebilir değerli dostlar. Onun için 22 bantlarını, pardon, şöyle bakıyoruz tekrar. 21.70 bantlar ortalama destekli takip edilebilir değerli dostlar. Evet, geçelim ülkeye. Karsan. Şimdi değerli dostlarım, siyah hat oldukça önemli. Bu hattın üzerinde tutunduğumuz takdirde pozitif senaryo devam edecektir. Bakınız, bu seviyenin üzerinde kaldığımız müddetçe yukarıya yolculuğumuz devam edebilir. Yani bu seviye kırılmadığı müddetçe ki ortalama şöyle baktığımız zaman 2.73 bantlar, 2.70'ler aşağı yönde kırılmadığı müddetçe teknik halen pozitif güçlü diyebiliriz. Yine burada şöyle bir tablo da oluşturulabilir arkadaşlar. Evet, şöyle baktığımız zaman bir formasyon, bir üçgen formasyonuyla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Bu bölge destek, direnç. Bakınız destek, direnç. Tekrar destek. Bakınız burada ne yapıyoruz? Kırılımı takip ederiz. Şimdi 2.70'lerin üzerindeyiz. Birinci olumlu faktör. Bir de buradan kırılım, yani 3.20'ler ortalama, bakın şu bölgelerde bir kırılım gelir ise de önü açılmış olur değerli dostlar. Şöyle kabaca gösterelim. 3.20 bantları. Evet. Bakınız bu seviyenin üzerinde yukarı yolculuk devam edebilir. Hem de güzel gider arkadaşlar, onu söyleyelim. Yani buradaki kopuş, bu sıkışmanın, daralmanın kırılması demek yukarı 3.34 ve daha yukarıda 3.80'lere kadar yolculuğu beraberinde getirebilir. Evet. Burada hissede olan arkadaşlarımız, yani 2.70'ler aşağı yönlü kırılmadan yukarı gitme potansiyeli olduğunu bilmelerini isterim. Teknikte bir daralma, bir sıkışma hakim durumda değerli dostlar. İndikatörlere bakalım. İndikatörler çok da kötü değil. Yine burada bir düşen kırılım, göreceli güç endeksi de takip edilebilir. Geçelim. Ki geçen gün bu hisseyi atlamıştık değerli dostlar. Borusan listeme almıştım ama maalesef atlamışız. Bir arkadaşımızın uyarısıyla hemen oradan sildik. Ve bugüne aldık değerli dostlar. Şimdi burada İki farklı çanak hedefini ortaya koyacağız. Bir ana çanak, iki şuradaki küçük çanak bölgesi değerli dostlar. Baktığımız zaman ikisi aşağı yukarı aynı noktaya gelmekte. 19, biri 20-50'lerde biri. Yani ortalama 20 TL'ye yakın burada bir çanak katlama hedefinin oluşma potansiyeli söz konusu. Tabii bunun yanına bir de destek noktasını şöyle çizdiğimiz zaman arkadaşlar, olumlu senaryonun devam ettiğini söyleyebiliriz. Burada bu destek hattı kırılmadı. Müddetçe teknik anlamda pozitif tablo hakim. Bir de direnç noktalarını şöyle çizelim.
Bakın burada da tepe noktasında kırılımın geldiğini görüyoruz. Düşen kırılımı gelmiş arkadaşlar. İndikatörler olumlu. Teknik anlamda pozitif. Şöyle koyduğumuz zaman tekniğin olumlu olduğunu söyleyebiliriz değerli dostlar. Ki yukarı doğru bakın birinci dip, ikinci dip olarak da karşımıza çıkmış olmakta. Ortalama da biz yine desteklerimizi çizelim. İşte 14.40'lar destek noktası. Yukarıda ise şöyle 17.99-18'ler yine direnç olarak durmakta. Zoren, zorlu enerji. Yatay bir seyir haline gelmiş durumda. Evet, yatay seyir devam ediyor. Yine destek bölgesinde tutunmaya çalışan bir hisse konumunda. Değerli dostlar, burada şöyle bakalım indikatörlere. İndikatörlerde yine aşağı doğru yöneliş devam ediyor. Bu anlamda da göreceli güç endeksini iyi kullanmak, iyi takip etmek gerekli. Şimdi şöyle bir senaryo oluşabilir. Bakın göreceli güç endeksi şu direnç noktasına gelip buradan geriye saldığı zaman bir geri çekilme yaşanılabileceği gibi yukarı kırdığında da bir alım üretmiş olacaktır. İyi takip edelim göreceli güç endeksini değerli dostlar. Evet. Görüntümüz bakınız bu şekilde destek hattının çalıştığını görmekteyiz değerli dostlar. Bu destek hattına tutunmamız oldukça olumlu diyebiliriz zorlu enerji için. Kabaca yukarılara baktığımız zaman ana hattıyla 3 bantlarının direnç olduğunu görmekteyiz. Yani buralar tekrar test edilebilir. Arkadaşlar bakın bu ana desteklerin dönüp tekrar 3 bantları test edilebilir. Burası kırılırsa zaten yukarı şahlanış devam edecektir tekniksel anlamda. Ama ola ki diyelim şu alt kısım kırıldı. Burada bir satış yiyebiliriz. Yani şu alt bölgeyi takip ediyoruz. Kırılım gelir ise sıkıntı yaşayabiliriz değerli dostlar. Evet. Tukaş'a bakalım arkadaşlar. Yine destek hattının güçlü olduğu hisselerden birisi. Bakınız şöyle. Burada yine bu destek bölgesi takip edilir. Kırılım gelmedi. Müddetçe oyunda kalmak, oyuna dahil olmak en uygun olanıdır değerli dostlar. Majör bir ana destek hattımız söz konusu. Bu seviye kırılmadı. Müddetçe yukarıya yöneliş gelebilir değerli dostlar. Tekniksel anlamda şöyle bakıyoruz. 9.60'lar bandı bakınız. Şu seviyeler bir destek olarak takip edilebilir. Evet. Hatta 9 şöyle bakalım ortalama. Evet 9.60 bantları destekli takip edilebilir değerli dostlar. Yön alması anlamında daha önceki zirveler gibi sert yükselişler gelir ise bakınız daha yukarıda tepeler. Şu noktayı şöyle bir klonlayalım. Evet. Görüldüğü üzere farklı 3 noktayı ne yaptık? Uzattık. Bakın dip kanal içerisindeyiz. Burada en azından şöyle baktığımız zaman 13'ler test edilebilir değerli dostlar. 9.50-13 bandında takip edelim. Tabi buraların kırılımıyla daha yukarıda zirveler yine oluşabilir. Evet. Ama destek kırıldığı zaman arkadaşlar burada 9.50'ler kırıldığı zaman şöyle bir bekleme moduna geçmenin daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu bölgenin altında yine bizi bekleyen işte 7.80'lik bakın şu bölge hakim durumda değerli dostlar. Evet. Geçelim. Yani şu Fibonacci'ye bakalım. Bakınız arkadaşlar Fibonacci'de 0.236'lık dip bölgesi 9.95. Bakınız bu bölgenin bakınız epey
üzerinde tutunup sert bir hareket, 0.50'lerden geriye düşüş. Yine destek bulduğu nokta 9.95 bantlar arkadaşlar. Evet, 11.46 direnç noktası ki bakın şurada tutunup geri düşüyor. 9.95-11.46 bandına takip edilebilir. Evet, geçelim. Şok marketler. Yani burada halen bizim 11.65 bölgemiz sınır, destek bölgemiz arkadaşlar. Yani bu seviyenin 1.6 bir üstü ama bakın buradan gelecek kopuş, bakınız test ediyor, oyalanıyor, vakit geçiriyor, altı üstü derken yani teknik anlamda bu seviyenin üzerinde şöyle bakalım. Şöyle ortalama çizdiğimiz zaman bakınız 16'lara kadar yolculuğumuz bir gün gelebilir arkadaşlar. Şok marketlerde bakınız 16 test edilebilecek bir teknik hedeftir. Bunu unutmayın arkadaşlar. Şuradaki katlamaya bakalım ne çıkacak. Evet 16.70. Yani ortalama 16 seviyeleri burada olasılık dahilinde bu hissede bir katlama hedefi olarak karşımıza çıkacaktır. Çok vakit geçirdiğini, oyaladığını biliyorum ama değerli dostlar uzun soluklu bakın sağlam hisselerde, sağlam şirketlerde kalıcılık esastır değerli dostlar. Yani biz bir yerde tutunabiliyorsak hissenin temelini benimseyip teknik anlamda da güç alabiliyor isek buna bilançoları da ekleyebiliriz haberlere de. Orada tutunmak, devam etmek en uygundur değerli dostlar. Yani bakınız burada bir aşağı bir yukarı yani belirli bir oranda gelgitler yapmış. Yani aslında güçlü bir bölge var. Bu bölge kırıldığı zaman kopup gitmesi lazım. Değil mi hocam diyebilirsiniz. Yani şu bölge kırıldığı zaman bunun kopup şahlanıp gitmesi lazım. Ama bir türlü gidemiyor değerli dostlar. Tekrar bakınız. Daha önce kaça görmüş hissemiz? 14 bantlar. Yani buranın tekrar test edilme potansiyelinin ben oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum. 12 bantlarındayız. 14.70'ler yine bir gün test edilebilir arkadaşlar. Bu gözle bakmak lazım şok marketlere. Nihayetinde şu hattın üzerindeyiz. Yani burada gelgitler olur. Nasıl ki bakınız. Şöyle bir. Alan içerisinde hareket ediyor isek yani şu iki bölge arasında gelgitler yapmış isek bir gün bakın şöyle bir alan oluşmuş. Buralarda da gelgitler yapabilir. Bunun için 14.70'lerin yani test edilme olasılığının yüksek olduğunu düşünüyorum değerli dostlar. Geçelim. Diğer bir hissemiz. Evet, RETALP, RTA Laboratuvarı. Tabii bu hisseyle ilgili gerçekten çok çok artık cezalar kesildi vesaireler. Ama şöyle baktığımız zaman arkadaşlar, uyuyan hisseler, yani logaritmikte bakalım, grafiği sıfırlayalım. Yani şu bölgede bakınız, aslında bizim uykuda olduğumuz, düşenin kırıldığı, bir bölgede ne yapıyor? Hareket geliyor. Bakın ben bu hissenin takas kısmına baktım arkadaşlar. Yani şu uyku döneminden gerçekten ciddi anlamda toplama yapıldığını yani bu sert yükseliş gelmeden önce bu hissede ciddi anlamda toplama yapıldığını gördüm. Yani takasa baktığım zaman hani o alıcı ve satıcı diğer kısmı var ya alıcının diğer kısmına çok düşük satıcının diğer kısmının çok yüksek olduğunu gördüm. Bu ne demek? Birileri bunu topladı. Birileri dağınık dağınık sattı. Yani burada takasında gerçekten ciddi alımlar söz konusuydu.
Ve bunu da ciddi şekilde götürdüler arkadaşlar. Artık bundan sonrası için ne olur sorusu. Önemli. Bakınız zirvelerde, tepelerde. Hemen şunu logaritmikten alalım. Grafiği tekrar sıfırlayalım. Evet. Şöyle baktığımız zaman buralarda bakınız yatay bir alan oluşmuş durumda. Evet. Görüldüğü üzere hareketli ortalamalar bence takip edilmeli. Yani bu sert inişler, çıkışlar bizleri yanıltabilir, şaşırtabilir. Burada teknik işlemeyebilir. Şöyle baktığımız zaman heykin aşı üzerinden bakalım. Yani burada yanılabileceğimiz noktalar olabilir. Ama şurada bakınız bir destek bölgesinin oluştuğunu görüyoruz. Bu destek bölgesi anlamında kırılmadığı müddetçe yine potansiyel oluşturabilir. Yukarı gidebilir. Özellikle düşen kırılımı burada gelir ise değerli dostlar. Şöyle bakın şu düşen kırılımı gelir ise yukarı yönlü güzel bir atak oluşabilir. Yani burayı takip edebilirsiniz. Yani alımda bence aceleci olmamak lazım. Veyahut da alımdaysak şöyle şu bölgelere belirli bir stop, yani 39 bantlarına belirli bir stop koyup yol almanın faydalı olduğunu düşünüyorum. Düşen kırılımı gelirse de yukarı doğru hareketler, ataklar gelebilir. Burada bahsetmiş olduğumuz hareketli ortalamaları bence iyi takip etmek lazım. Bakınız hareketli ortalamalarda 5, 9, 21 ve 50'nin birbirini kesiştiğini, 100'e doğru güç toplayarak gittiklerini görüyoruz arkadaşlar. Burada bu 4'ü birleşip 5, 9, 21 ve 7 birleşip 100'ü de dağıtırlarsa burada ataklar daha da derinleşebilir. Bizi 34 bantlarında EMA 200 karşılayabilir değerli dostlar. Buraya da dikkat etmek gerek. Evet. İndikatörlere baktığımız zaman yine göreceli güç endeksi bizim için düşen kırılımı anlamında yardımcı olabilir. Burada düşen kırılımı geldiği zaman pozitif bir tablo söz konusu diyebiliriz değerli dostlar. Değerli dostlar, Peker gayrimenkule bakalım. Şimdi Peker gayrimenkulde değerli dostlar, düşüş bitti mi, devamı gelir mi? Bunun için kritik nokta, burada baktığımız zaman, bakın şu kısım oldukça önemli değerli dostlar. Yani 2.40 bantları seviyesi oldukça önemli bir bölge. Eğer bu seviyenin altına sarkmalar devam eder ise Peker gayrimenkulde de düşüşler devam edebilir. Yani bu noktaya dikkat ediyoruz. Ortalama 2.42-2.43 bu seviyelerin altında dikkatli olmakta fayda var diyoruz değerli dostlar. Daha önce sert yükselişini gördük. Güzel de gitti. Bir düzeltmesi gelebilir. Buraya dikkat ediyoruz değerli dostlar. 2.40'ların altı riskli bölge. Ki zaten şu tepe noktasında daha önce yaşamış olduğumuz 2.55'lik tepe noktasında dileyenler yine ne yapabilirler? Baz alabilirler. Ama burada yani günümüze gelecek olur isek 2.40'ların teknik anlamda destek bölgesi olduğunu söyleyebiliriz. Bu seviyenin altına gelecek sarkmalarda değerli dostlar önünün oldukça açık olduğunu görüyoruz. Yani burada ciddi bir boşluk söz konusu. Yani 2.40'ların altında sert düşüşlerle karşı karşıya kalabiliriz. Buraya dikkat edelim değerli dostlar. Evet, indikatörlerde yine negatif tablo devam etmekte. Henüz toparlanmış gözükmüyor değerli dostlar. Geçelim. Hatay Tekstil, Hatek. Evet. Şimdi şuradaki benzeri tablo değerli dostlar. Şurada kırılım ve yükseliş. Bunun neticesinde yine benzeri bir tablonun oluşmaya başladığını görüyoruz. Tabi burada çizim biraz daha farklı noktalardan, bölgelerden olacak. Hemen şu kısmı kaldıralım. Biraz önce diğer programda bir sıkıntı yaşadım. Onun için buraya geçtik arkadaşlar. Bakınız nasıl ki daha önce bir daralmamız söz konusu olmuş ve bu daralma sonrasında kırılımla beraber yukarıya sert bir atak gördüysek yine benzeri bir daralmayı görüyoruz. Eğer burada yukarı doğru bir atak, bir kırılım gelir ise değerli dostlar yine sert yükselişlere şahit olabiliriz. Ama olası bir şekilde bu bölgeden
aşağı doğru bir kırılım geldiğinde de bu teknik anlamda bir satışa doğru gidebilir. Bu şekilde takip etmek gerekli arkadaşlar. Kırılımı takip etmek gerekli. Şimdilik bu bölgede herhangi bir kırılım, hem aşağı hem yukarı yönlü bir kırılım gelmiş değil. Umarım yukarıya doğru daha önceki olduğu gibi bir kırılım gelerek sert bir yükseliş yine görebiliriz. Bekleyip göreceğiz değerli dostlar. Yani burada ortalama bakınız. 14.67 16.27 şeklinde önemli direnç bölgelerimiz söz konusu. Tamamen kırılıma bağlı, kırılım odaklı takip etmek gerekli arkadaşlar. Yine göreceli güç endeksi düşen kırılım mı gelir mi? Şöyle baktığımız zaman böyle sınırda bir tablo hakim ve bu kırılım geldiği takdirde bakınız göreceli güç endeksindeki bu kırılım neredeyse 3 aşağı 5 yukarı gelmiş gözüküyor arkadaşlar. Buraya dikkat edelim. Göreceli güç endeksi kendini şöyle aşıp işte 56 seviyeleri üzerine ataklar geldiği takdirde düşen kırılım gelmiş olacak. Yine MACD indikatörü yukarı doğru kırılma iştahında görüyoruz. Tamamen bir daralma, sıkışma, yukarı yönlü hareketini bekleyeceğiz arkadaşlar kırılım sonrası. Cemaş. Burada yine net bir bölgemiz var. Bu bölge üzerinde tutulmuş gözüküyor şu an itibariyle. Şöyle hemen hemen 2.47'ler. Bu seviyenin üzerinde devam edebilirsek değerli dostlar bir derinlik, bir katlama hedefi bakınız. Şöyle. Bakın 2.47'lerin üzerindeki kapanışlarda bizi yukarıda ortalama bir rakamla 3.03'ler. 3 bandı beklemekte arkadaşlar 2.47 üzerinde. Evet. İndikatörler yine yukarı yönlü gözüküyor. Umarım 2.47'ler aşılır. Bu seviyelerin üzerinde kapanışlar gelir değerli dostlar. Geçelim diğer bir hissemiz. Ersu. Evet, daha önce bakınız bir solumuz, baş sağımız, bir topa formasyonu burada görmüşüz, işlemişiz. Tarihte yerini almış değerli dostlar. Yine bakınız şu sert mum işaretlenmiş. Kırıldıktan sonra net bir şekilde aşağı yönlü hareket geliyor. Şimdi dikkat edilecek bir diğer nokta bakınız yatay bazlı ki daha önce de defalarca test edilmiş olan şu bölge 4.90'lar ortalama baz alınarak takip edilebilir. Yani bu seviyenin altına düşmez isek burada bakın 4.90 yukarıda da yine şöyle baktığımız zaman 6 bantları arasında bir gelgit yaşanabilir. Kırılım eğer gelir ise 4.90'ların aşağısına bir kırılım gelir ise bakınız derinlik mesafesince bakınız aşağıda yine bir kanal bir yol söz konusu olacaktır. 4.90 seviyeleri destekli takip ediyoruz. Bu seviyenin üzerinde tuttuğumuz takdirde tekrar 6 bantları test edilebilir. 4.90'ların altına kırılmamız halinde ise 3.88'ler aşağıda destek noktası olarak bekliyor. Bu iki kanal içerisinde takibi sağlanabilir değerli dostlar. Evet. Geçelim. Eğer şurada durum bu. Yani şu iki kanalı takip ediyoruz. Yatay kanalı. Edip Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na bakalım. Bakınız yine geri çekilmeleri görüyoruz. Yani bu benzeri hisseler yani bu benzeri tablolar yani solumuz, baş, sağımız şeklinde bazı hisselerde epey göze çarpmaya başladı. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Yani hangi hisselerde var ise bakınız burada
Edip gayrimenkulde de var. Bu bir omuz baş omuz formasyonudur. Yani birebir işte sağ omuz aşağıda, sol omuz yukarıda falan filan muhabbetine girmeyin. Teknik anlamda bir bozulmayı bizlere işaret ediyor. Dikkatli olalım değerli dostlarım. Hemen şuradan destek bölgesini çiziyoruz. Bakın şu seviye kırıldığı takdirde, zaten destek bölgemiz kırıldığı takdirde burada satışlar derinleşebilir. Artık kırılım sonrası formasyon artık işlemiş olacak. Bu yükselen trend sonlanmış ve boğa piyasasından ayı piyasasına girmiş olabiliriz. Edip gayrimenkulde dikkatli bir şekilde takip edelim değerli dostlar. Evet, şöyle baktığımız zaman fiyat etiketini illa istiyorsunuz. Ortalama işte 2.88-85. Bu seviyelerin altında dikkat etmekte fayda var. Kırılım sonrası sıkıntı yaşanılabilir. Dikkatli bir şekilde takip edin. İndikatörlere bakalım. İndikatörler teknik anlamda halen negatif durumda değerli dostlar. Özellikle göreceli güç endeksine baktığımız zaman burada destek çizgisinin kırıldığını görüyoruz. Bir yükselen kırılımı söz konusu olmuş. Burada göreceli güç endeksi bir tık belki hissenin önünde gittiğini düşünürsek benzeri bir durumu hissede de görebiliriz. Bu da teknik anlamda satışı beraberinde getirebilir. Eczacı yatırıma bakalım. Evet, eczacı yatırımda indikatörleri ben oldukça olumlu görüyorum arkadaşlar. Yani bu indikatörler anlamında bakınız, örneğin şuradaki kırılım ve yine bakın aynı kesişime doğru gidiyoruz. Bakınız göreceli güç endeksi de aynı şekilde. Şöyle bir düşen kırılımını göreceli güç endeksinde atalım. Bakınız burada kırılımın geldiğini görüyoruz. Onun için eczacı yatırım oldukça müsbet bir görüntü hakim. Bu müsbet görüntüyü ki destek hattı da bakın şu destek kanalı da ne yapıyor? Destekliyor arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman oldukça güzel bir tablo hakim. Şöyle bir de trend anlamda çizecek olursak tadından yenmeyeceğe benziyor arkadaşlar. Yani eczacı yatırım belki de bu hafta favori hisselerim arasında yer alabilir. Takipteyim. Yine bizim o benimsediğimiz daha önceki bakınız kırılım sonrası destek bölgesine doğru yaklaşıp buradan kanal desteğinden güç bularak yukarıya doğru gitmiş. Yani burada kişinin kesinlikle şu bölgeyi stop alması lazım. Yani 16-80 bantları bakınız. Bu seviye aşağı kırılmadığı müddetçe pozitif senaryo devam edebilir. İndikatörler olumlu. Zaten ki trend kanal içerisinde tutulduğumuz takdirde sıkıntı yok. Bu da şöyle götürebilir arkadaşlar. Evet, güzel. Teknik görüntümüz oldukça güzel. Umarım şurada tekrar zirveye doğru yolculuk gelebilir. Güzel. Şu kısım kaçmış. Kapanışını şöyle bakıyoruz. 19.73 bantları üzerinde bir kapanış gelirse yukarıda bizi ortalama işte 21.44 bantları bekliyor olacak değerli dostlar. Evet, Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na bakalım. Yine epeydir değerlendirmediğimiz bir hisse. Arkadaşlar gerçekten elimden geldiğince sizlere yardımcı olmayan teknik analiz çalışmalarını paylaşmayı istiyorum ama yani şurada bir saat dil patlatıyoruz. İnanın yoruluyoruz değerli dostlar. Yani ben burada gidip rahatça ailemle oturup çayımı kahvemi yudumlayabilirim. Ama burada ne yapıyoruz? Bu bizim işimiz, mesleğimiz değerli dostlar. Yani gerçekten ben teknik analizi seviyorum. Severek yapıyorum. Ve bu sevgimi de elimden geldiğince bu videolara katmaya çalışıyorum ki bunu gören ve hocam Allah razı olsun senin sayende bir şeyler öğrendik, teknik analiz çalışmasına vakıf olduk. Bir askeri ücretlinin kazandığı parayı bazen bir günde kazanabiliyorum diyen kişileri görüp duyduktan, şahit olduktan sonra gerçekten daha da severek yapıyorum. Ne mutlu birilerine bir faydamız var ise. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki ya hocam işte biz girdik sen bahsettin ama düştü. Ya biz size zaten o anki tablodaki teknik analizi veriyoruz. Yani burada o konjektürel şartlar vesaireler teknikte bozulma olabilir. Her şey değişebilir. Yani biz yatırım danışmanı değiliz arkadaşlar. Yani sizin hisselerinizle özel olarak ilgilenemeyiz.
özel olarak takip edemeyiz. Yani buna nefesimiz yetmez, buna vaktimiz yetmez, zamanımız yetmez. Onun için hissenizi kendiniz takip edeceksiniz. Yani önemli destek noktalarını, dirençleri, stopları koyacaksınız. Yol haritası çizeceksiniz önceden ki kazanabilesiniz. Öyle gürü, yani kuru gürültüyle diyelim, işlem açıp kapatmak size hiçbir şey kazandırmaz değerli dostlar. Şimdi şöyle baktığımız zaman bu hissede ben şu kısmı baz alırım değerli dostlar. Yani şu tepeden eğer bir düşen kırılım bekleyecek olursam zaten bunu defaatle geldiğini görüyoruz. Şöyle yani dileyen bu noktadan da alabilir. Şöyle baktığımız zaman burada zaten bir onay hareketle gelmiş oluyor. Yani bu hissede şöyle ortalama 9.78 seviyeleri üzerine atabilirsek önü tekrar yukarı doğru gitmeye müsait gözüküyor arkadaşlar. Yine dediğimiz gibi yatırımcı mantığı birazcık orta uzun vadeli düşünmeli. Şu ana hatta kadar artık bu hissede sabır edilmesi, beklenilmesi en uygunudur. Şöyle özellikle 8.40, hadi bilemediniz 7.40, bakınız buralar arada 1-2 TL, 8 TL'de çok görmemek lazım arkadaşlar. Yani borsa sabırsızlardan sabırlıların para kazandığı bir bölgedir. Onun için sizi ufak tefek silkelemelerle devre dışı bırakıp hisse istedikleri gibi götürebilirler. Onun için oyuna dahil olabilmek devamlılık esastır değerli dostlar. Ha, çıkılacağı yerler de var mı? Var. Bu çıkılacak noktalarda zaten biz sizlere az çok teknik anlamda satış üretebilecek, düzeltmelerin gelebileceği noktaları belirtiyoruz. Bu %100 de geçerlidir demiyoruz. Siz burada takibini sağlayarak ne yapacaksınız? Yol alacaksınız. Bakın şuradaki sert yükseliş ve düşüş. Yani bu düşüş bir yerde tamamlanabilir arkadaşlar. Yani onun için de bu düşüş noktasını ben şu alt bant olarak görüyorum. Yani buradaki gelgitlerle, yani şu şekilde gelgitler dahi olsa bir gün tekrar bakın şöyle bir hareket oluşabilir. Yani 14 bandına kadar gelecek bir hareketle bir çanağa doğru yolculuk gelebilir değerli dostlar. Evet. Umarım önü açık olur. Anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Destek bölgesi üzerinde kaldığımız müddetçe zaten sıkıntı yok. Onun dışında şu bölgedeki destek hattında takip yine edebilirsiniz değerli dostlar. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Umarım her şey gönlünüzce olur değerli dostlarım. Güzel bir hafta sizlerle olur. Yine önümüzdeki hafta içerisinde de yoğun videolarla, video akışlarıyla sizlerin huzurunda olacağız. Umarım faydalı oluyordur. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.